Kur'an'la insanları Allah'a davet eden, Kur'an'ı tebliğ eden, yaşayarak tebliğ eden ve ameli salih işleyen, ben Müslümanlardanım diyen, İslam şahsiyet, İslam karakterini tevzi eden, bunun sözünden daha güzel sözü kim vardır buyuruyor. Hep buna bir müminin bu kalbi selime ermiş, nefs-i mutmainneye ermiş bir müminin vasıfları. Yine Cenab-ı Hak peygamberlerden misal veriyor, onların hitaplarından. Mesela peygamberler hep kavmine ey kavmim diye hitap ediyor. Bir gönlüyle bir yaklaşarak. İbrahim Aleyhisselam Azer'e babacığım babacığım diye hitap ediyor. Nuh Aleyhisselam oğluna yavrucuğum diye hitap ediyor. Yani nasıl bir davet olacak? Habib-i Neccar Yasin'in ikinci sayfasında keşke kavmin bilseydi buyuruyor. Kavminin o yaptıkları, o küfre üzülüyor. Konuşmada nezaket istiyor Kur'an-ı Kerim bizden. Kavlen leyyina buyuruyor. Zalimlere karşı yumuşak söz söyle buyuruyor. Ki onlar yumuşasın. Musa Aleyhisselam biliyor. Kavlen leyyina. Kavlen meysura buyuruyor Cenab-ı Hak. Yoksula karşı gönül alıcı, teselli edici söz söyle. Müslümanın bunlar hepsi bir lügatı oluyor. Kalbinin lügatı olmuş oluyor. Anne babaya karşı ihtiyarlar acizleşir. Zihni melekeleri zayıflar. Hatta kısmen çocuklaşır. Cenab-ı Hak onlara karşı merhamet kanatlarını ger buyuruyor. Sakın ha üfleme buyuruyor. Kavlen kerima buyuruyor. Gönül alıcı sözler söyle buyuruyor. Bunlar hepsi farz mahiyetinde. Kavlen sedida buyuruyor Cenab-ı Hak. Bütün insanlara karşı doğru söz söyle buyuruyor. Yamulma, eğrilme, tevil yok. Kavlen ma'rufa buyuruyor. Yetimlere ve muhtaçlara güzel söz söyle. Kavlen yine kavlen meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan gönlünü alıcı birkaç söz söyle. Yani Müslümanın hep yumuşaklık ve lügatında hayır yok. Yine Cenab-ı Hak İsra Suresi kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. En güzelini söyle. Demek ki bir mümin konuşurken düşünecek. En güzel şekilde konuşacak. Bir gönül alıcı olarak konuşacak. Aksi halde Cenab-ı Hak şeytan o aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmandır buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak mümin nasıl olacak? Cennete girecek bir mümin. Müminin suresi. O kimseler boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Bir müminin boş sözler, labali haller olmayacak bir müminde. Halimize Cenab-ı Hak yürüyüşünde tabii ol buyuruyor Lokman suresinde. Sesinde alçat diyor. Böyle bağırarak yüksek sesle konuşma buyuruyor. Cenab-ı Hak bir teşbih yapıyor. Demek merkebe Cenab-ı Hak öyle bir ses verdi ki tam böyle müşahhas bir misal olması için. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir buyuruyor. Yani konuşacağın zaman karşındakini tırmalamayacak o sözleri. Ona huzur verecek. Yine bir tevazu ben istemiyor Cenab-ı Hak. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez buyuruyor Lokman suresinde. Yani nasıl bir kemale erecek? Bunlar hayatımızda ne kadar bizim? Yine İsra suresinde Cenab-ı Hak yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara sen erişemezsin. Yani haddini bil diyor Cenab-ı Hak. Yine Furkan'da Rahman'ın has kulları yerde mütevazi olarak dolaşırlar. Cahiller de kendini sataştığı zaman selam ederler. Ona bir muhatap olmazlar. Ebu Bekir Efendimiz'e bir cahil biri bir takım patavatsız sözler söylüyordu. Ebu Bekir Efendimiz sükût etti. En sonunda bir cevap verdi. Cevap verdi. Peygamber Efendimiz oradan ayrıldı, gitmeye başladı. Hazreti Ebubekir Efendi koştu arkadan. Ya Resulallah dedi, bir yanlış iş mi yaptım dedi. Sen de sükût ediyordun dedi. Bir melek ona cevap veriyordu. Sen konuşmaya başladın, melek gitti. Şeytan geldi. Yine diğer bir ayet. İşte kalbi selim, kalbi münip, nefsi mutmainne ve o müminler yalan yere şahitlik etmezler. Bir müminin lügatında yalan olmayacak.
onun hastalığı artar buyuruyor Cenab-ı Hak. Boş sözler hareketle karşılıkları zaman vakar için oradan geçip giderler. Velhasıl bu o kadar çok ayet var ki bu hususta. Yani nasıl bir müminde edep olacak, ahlak olacak? Onun için yani Kur'an-ı Kerim hepimizin bir en mühim bir ders kitabımız, okumaya mecbur olduğumuz. Muhammed Masum Hazretleri'ne bir gün soruluyor. Tasavvuf yolunun yolcuları şeytan sataşır mı diye. Takva yolcuları diyelim, ihsan yolcuları, ihlaslı yolcular, tasavvufi yolcular, takva yol, bunları şeytan sataşır mı? Bu işte Abdülhalik Gücdevani Hazretleri'nin şöyle bir cevabı var. Bu takva yolunda olan kimse nefs-i mutmainneye ermedikçe şeytan ona ancak öfke anına sokulabilir. Yani manevi yolda kimse kumar oynamaz, içki içmez, zina etmez. Fakat ona şeytan öfke anında sokulur. Öfke bir nokta aklı bertaraf olması bir nevi cinnet halidir. O zaman sokulur, o zaman günah işler buyuruyor. Fakat diyor nefsini mutmainneye getirmiş bir kimse öfkesini takvasıyla ilahi emirlere olan Kur'an talimatları, sünnet talimatlarına olan dikkatiyle bertaraf eder buyuruyor. Diyor ki Mevlana Hazretleri, dünya hayatı diyor, bir rüyadan ibarettir. Yani geçmişe bakalım, hakikaten bir rüya. Anlat dese geçmişimizi ne kadar anlatabiliriz? Dünyada serbest sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer. Elden gidecek çünkü hepsi. Dünya malı nesilden nesile aktarılır, yine dünyada kalır. Esas meziyet, malı kullanmayı bilmek, ahiret sermayesi yapabilmektir. Yine bir zat buyuruyor, hayat, beşikle tobut arasındaki bir mesafe değildir. Hayat, beşikle tobut arasındaki bir mesafe değildir. Ki bu bir sonsuzluğa yolculuğun başlangıcıdır. Hatta şair ne güzel anlatır. Entellezi veledet ki ümmeke bağgen, seni annen doğurup attığı gün dünyaya, sen ağlıyordun. Bütün âlem gülüyordu bir yanda senin dünyaya gelmenle. Şimdi öyle bir ömür sür ki, takva üzerine, ölürken tebessümle gidesin, arkandan da güzel bir hatıralar bırakarak yolcu olasın, buyuruluyor. Cenab-ı Hak, Rabbimize güzel bir kul olabilmeyi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık bir ümmet olabilmeyi, Cenab-ı Hak, Eshâb-ı Kirâm o ruhani dokusundan cümlemize hisseler ihsan eylemesi, niyazı duası ile lillahi teâlâ Fatiha.